Kıbrıs TV'den gündemin içinden iyi günler diliyoruz sayın izleyiciler ve gündeme yansıyan gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Elbette stüdyomuzda değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Bugün Adana ekonomist Sayın Mehmet Saydam bizlerle birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sayın Saydam, maalesef gündeme yansıyan özellikle ekonomik olarak yansıyan gelişmelere bakıldığı zaman hepimizin böyle tadını kaçıracak cinsten. Ve öyle sanıyorum ki iş insanları açısından, borçları olan insanlar açısından bu durum çok daha endişe verici bir şekilde de tırmanıyor. Tüm bunları elbette sizinle değerlendireceğiz ama birazcık asgari ücreti de konuşmak istiyorum. Evet, dördüncü toplantısı sonrasında bunu özellikle belirtiyorum. Evet. Çünkü dört toplantı yapıldı bununla ilgili. Ve asgari ücret 2018 yılının ikinci asgari ücreti belirlendi ve brüt olarak 2620 Türk lirası olarak öngörüldü. Ve elbette net olarak da 2279 TL olarak belirlendi. Çalışma Bakanı Sayın Çeler'in de açıklamaları vardı. Aslında bunun yeterli olmadığını da belirtti. Doğru. Ama bunun öncesinde de her şeye yapılan zamlar vardı. Akaryakıt, elektrik, tüp gaza 12 Türk lirası. Bunun özellikle altını çizelim. Çünkü şu süreçte belki sıcaklarda daha çok klima kullanıyoruz evet. Ama havalar birazcık daha ısınmaya, soğumaya başlayınca düzeltelim. Daha çok hissedilmeye başlanacak yem fiyatlarında da yine bir artış vardı. Bununla birlikte asgari ücrete de ne yazık ki yapılan artış ortada. Nasıl yorumlayacaksınız? Genel ekonomi olarak aslında zaten dövize bağlı olarak ciddi anlamda bir pahalılık piyasalara zaten sallamış durumda. Hala da sallıyor. Tabii ki bu pahalılık devletin atması gereken adımları hızlıca atması veya belli bir uzlaşıda atmasıyla birlikte belli oranda hafifletilebilir. Ancak asgari ücret 2620 oldu diyoruz ancak tabii ki gönül ister bunun 3-3,5 veya daha yukarılarda bir yerde olmasın ama bunu iki açıdan düşüneceksiniz. Bir, devletin bütçesi açısından. İki, işverenlerin istihdam ettiği kişi sayısı açısından çünkü daha hızlı yükselmesi elbette alım gücünü artırmaya, bu paranın yükselmesi demek, o şahsın alım gücünün yükselmesi demektir. Ancak aynı zamanda da işverenin içinde bir maliyet unsuru demektir. Dolayısıyla farkındaysanız özellikle belli kalifiye gerektirmeyen işlerde çalışan ağırlıklı olarak asgari ücretli çalışanlar zaten artık birçok sektör yurt dışından işçi getirerek çözmeye çalışıyor. Özellikle son zamanda da çok popüler olan işte Pakistan olsun, Vietnam olsun, Romanya olsun, Kazakistan, Özbekistan olsun buralardan işçi getirip daha ucuza mal etmeye çalışıyorlar. Burada zaten birazdan da konuşacağız ama bu para özellikle Kıbrıslı vatandaşlar için önem arz ediyordu. Söylediğim gibi 2620 kesinlikle yeterli bir bant değildir. Netine baktığınızda 2400 gibi bir rakama denk gelmekte. Eğer kirada oturuyorsa zaten mümkünatı yok yaşayabilmesinin. Dolayısıyla devlet tek başına asgari ücreti yapabileceği maksimuma yakın bir artış yaptı. Ancak buna paralel olarak da piyasanın ucuzlaması için adım atması gerekir. Yani piyasalar şu an ucuzlamadığı takdirde sizin zaten alım gücünüz her geçen gün erimekte döviz karşısında. Bari iç piyasada bunu dengelemek için belli politikaları belli alanlardaki sektör temsilcileriyle çözmeleri gerektiği inancındayım. Ne gibi adımlar atılabilir? Çünkü daha önceden de hükümetin açıkladığı bir dizi önlem vardı. Ama halka ne kadar yansıdı? Bu çok konuşuldu, çok tartışıldı. Şunun farkındayız aslında. Bir şekilde yükselen dövize hükümetin direkt olarak müdahale edemeyeceğinin de farkındayız. Tabii. Evet, Türkiye'ye bağımlı bir ekonomik yapıya sahip olduğumuzun da farkındayız. Evet, Türkiye kanadından aslında bir takım adımlar atılması da gerekiyordu kuşkusuz ama bu noktaya kadar atıldığını biz görmedik. Sizler gördünüz mü? Şimdi şöyle, aslında iki farklı noktada incelememiz gerekir. Birinci nokta dövizdeki artış, ikinci nokta da bireyin alım gücünün düşmesi. Tek tek konuşacak olursak... Bizim ithalatımızın dışa yönelik olması, yani ülkedeki üretimin az olması ve ağırlıklı olarak ithalat üzerinden ekonomimizin dönmesi, tabii ki dövizin artmasıyla birlikte piyasada bir pahalılık yarattı. Her şeye yansıdı çünkü. Buna hükümet müdahale etme şansına sahiptir. Dövize tabii ki hiçbir şekilde bugün Sayın Başbakan veya Maliye Bakanı çıkıp derse ki biz dövize müdahale edeceğiz. Yani bu gerçekten çok uzak bir tepkidir. Yani hiçbir şekilde Türkiye'nin de şu an içinde bulunduğu ekonomik durum kısa vadede düzeyli bir
ışıkta da gözükmüyor. Yani bugün kurların bu noktadan daha yukarılara taşınacağı beklentisi içindeydir hepimiz. Dolayısıyla devlet bir kere dövize müdahale edeceğim söyleminden vazgeçmeli. Devlet ben iç piyasamda talep edilen belirli başlı ürünlerin fiyatını nasıl aşağı çekebilirime bakacak. Örnek vermem gerekirse. Domatesimizin kilosu 10 TL. Kimsenin gücüne gitmesin ama ona da domates demek sanırım bin şahit ister. Ya yeşil, ya şekilsiz, ya hormonlu. 10 TL'ye domates yiyorsunuz. Hemen 76 mil ileride Tarsus'ta bu domatesin fiyatı 3 TL. Peki neden ithalat yapmıyoruz? Üreticimi korumak için. Güzel. Üreticimi korumak için belli önlemler alabilirim. Ama bu demek değildir ki vatandaşıma 10 TL'ye domates getireceğim ben. Bunun gibi birçok ürün var piyasada ki ya ithalatı sınırlı ya ithalatı yasak. Dolayısıyla üreticinin korunması adına ülkede çok büyük bir pahalılık yaratıyor. Evet. Eğer siz bir ekonomide talebi karşılayan arzı yerine koyamazsanız otomatik olarak fiyat yükselir. Yani sizin günlük 100 adet domatese ihtiyacınız varsa bile siz 60 adet 70 adet domates üretirsiniz. O domatesin fiyatı tabii ki yükselir. Şimdi düşünün. Herkes diyor ki 235 2350 TL'den 2620'ye yükseldi asgari ücret. 250 TL yetersiz. Peki 250 TL ile 25 kilo domates alabiliyorsunuz. 3 lira olsaydı 18 kilo alacaktınız. Yani siz illeki aldığınız maaşı yükseltmeye çalışmamalısınız. Bunun gibi çok büyük girdilerimiz var. Maalesef temele baktığınız zaman gıda sizin bu ülkede, ben çok açık söyleyeyim, eğer bu sınırlar kapıları açık olmamış olsaydı, eğer bu sınır kapıları açık olmasaydı bu domatesi ona da yemeyecektik. Belki 20'ye yiyecektik. Çünkü hala hazırda piyasada yetmeyen domatesin tedariği bireyler tarafından gidip güneyden alışveriş yapılıyor. Güneyde de domates 1 euro baktığınızda işte 6 TL'ye falan geliyor. Dolayısıyla biz bu yasakçı zihniyetten, korumacı zihniyetinden ortak bir mantık ve her bütün taraflarında oturacağı bir şekilde artık bunları aşmalıyız. Et ithalatı yasak. Gün geçmiyor ki gazetelerde et kaçakçılığından yakalansınız. Şimdi bu et maalesef kaçakçılığı, bir şey daha açıklayayım. Eğer et kaçakçılığı da et atın, eşeğin falan değildir. Normal ettir ve talebin yerini bulması için gelir. Yani şu an 60 TL'ye varan, 65 TL'ye varan et fiyatlarıyla yaşıyoruz. Etmek durumunda kalıyoruz. Yani 60 TL etin kilosu olduğu yerde 8-10 TL arasında salatalık malzemesinin veya domatesin olduğu bir ülkede siz neye müdahale edeceksiniz? Bunlara müdahale edeceksiniz. Siz bir kere hani halkını ucuzlatmak zorundasınız. Bu bir kere kesinlikle devletin bütün ithalat politikasını ivedilikle gözden geçirip bunu dengeleyen regülasyonları hazırlayıp bu tip şeylerde artık serbestiyet vermesi lazım. Eğer bir ithalatçı varsa ve bu sağlıklı bir meyveyi, sebzeyi, eti, her ne korsanız adını yarı fiyatına ithal edecekse bırakmalısınız. Ben sırf birilerini korumak için piyasayı sıkarsam regülasyonsuz, işte biz ancak bu kadar pahalı olabiliriz. İki, bir ailenin yemek dışında ihtiyacı olan nedir? Barınmak. Şimdi bakıyoruz, çok basit bir matematik yapalım. Yeni evlenecek bir çift, evet, bir apartman dairesi beğensinler, 51 sterlindir ortalama. Bugünkü kur şu an önümde açık, yaklaşık 7'ye dayandı. Yani 350 bin TL faiziyle bunun geri ödemesi nereden baksanız 700 bin TL'de bulur. Çünkü yıllık faiz şu an TL'de %20 borçlama. Peki matematiksel olarak 25, 26 veya 30 yaşındaki bir ailenin, bir insanın, gencimizin bunu alıp ödeyebilme kapasitesi var mı? Kesinlikle yoktur. Peki ne olacak? Bu insanlar nerede kalıyor? Bir, ya anne babaların yanında kalıyor. İki, kirada kalıyorlar. Kirada döviz arttığı sürece bu insanların hayatlarını tamamıyla çekilmez bir hale geliyor. Yani 200 pound verirken veriyorsanız baktığınızda 1400-1500 TL'den fazla bir şeyiniz var. Gideriniz var. Peki ne yapmalı devlet? Devlet yarından tezi yok. Nasıl ki gıdada evin, hane halkının tüketimini ucuzlatmaya yapacaksa aynı şekilde 1980'lerde olduğu gibi bugün Lefkoşa'da metropol bölgesi dediğimiz yine de Türk mahallesi konutlar, anında hemen her bölgede İskele, Lefkoşa, Magosa, Girne, Güzelyurt'ta ivedilikle asgari ücret veya asgari ücretin %20 üstüne kadar maaş alıp
kendi ve veya eşi adına konutu olmayan insanlara yönelik. İkinci ev sahipliğine haklarına değil. Tamamıyla sosyal konut projelerine başlaması lazım. Eğer siz insanı önce evine giren gıdayı ucuzladır, sonra barınma hakkını ucuzladır ve son olarak da eğitimi ucuzladırsanız, şimdi eğitim pahalı mı diyorsunuz? Cevabı şöyle vereyim. Maalesef okullarımızda eğitim kalitesi beklenenden uzak olduğu için her aile, bakın varlıklı her aile değil, hemen hemen her aile cebinden, aşından, üstünden, başından kesip çocuğunu daha iyi bir eğitim alabilmesi adına özel okullara yolluyorlar. Ben kendimden örnek vereyim. Ben 3 kardeştim. Şehit Ertuğrul Okulu'nda okudum. Daha sonra 20 Temmuz'da okudum. Eğer ki bu şimdiki sistem o zamanda da olmuş olsaydı bizim hiçbirimiz de okuyamazdık. Dolayısıyla bir aile düşünün ki siz kızının eğitimi için yılda 3000 euro harcasın. Evinin kirası için ayda 300 euro harcasın. İşte bu ikisinin toplamı zaten size maliyet olarak 7000, 8000 eurolara gelir. 8000 euro bugünkü kurla şu an için 42.000 TL. Bunu böldüğünüzde zaten size aylık maliyeti 3500 TL. Siz ne kazanıyorsunuz ki bu elzemleri geçeceksiniz? Yani barınmayı ucuzlatmak zorundasın. Eğitim kalitesiyle artık sen çocukların özel okula değil tekrardan devlet okullarına dönüp iyi eğitim almasını sağlamalısın. Ve 3, yediğimiz, içtiğimiz bu tip şeylere müdahale hakkı var. Devletin şuna müdahale hakkı yok. Eğer ben Mehmet Saydam olarak veya siz gidip bir bankadan döviz borçlanmışsanız ve geri ödeyeceksiniz, devlet şu an buna dokunamaz. Çünkü bankayla şahıs arasında yapılan özel bir anlaşmadır. Elbette. Risklerini almıştır. Bunun için devlet herhangi bir bankalara kolay kolay yaptırım uygulayamaz. Belki şunu diyebilir. Bugüne kadar olan fay kredilerde kullandırdığınız fayı sabit kalacak, yükseltemezsiniz diyebilirim. Atıyorum siz sterlin borçlanmıştınız %7'den ama bugün faizler %10'a çıktı. Bankaların faiz artırımı yapmasını belki engelleyebilir. Merkez Bankası bir regülasyon oluşturup ezarı kompanse ederek, ama onun dışında Ali, Veli, Mehmet gidip de borçlanma diyemez. Dolayısıyla devlet dövizden kaynaklı olan borçlanmalardaki maliyete dokunamamakla birlikte, İthalatı döviz dahi olsa gümrükte ödenen yüksek vergiler ve de sınırlı ithalat hakkından kaynaklı işteki üretimin yüksek maliyetini çok rahatlıkla bir hafta gibi bir süre içerisinde üstesinden gelebilir. En basit örneği, domates örneğini verdik. Siz şu an eğer derseniz ki 3 ay süreyle ben domates ithalatını serbest bıraktım, bir örnektir bu basit, veya et ithalatını şey yaptım, yarın marketlerde muhtemelen biraz daha kaliteli ve fiyatı 3,5-4'lerde olan domatesi bulursunuz. Bu peki sizin maaşınıza nasıl yansır? Şöyle yansır. Maaşınızın alım gücünü yükseltir. Dolayısıyla devlet hiçbir şey yapamaz, barmağımızın arkasına saklanmamalıyız. Evet, dövize müdahale edemeyik. Sadece televizyondan izleriz. Ama onun dışında iç piyasadaki tüm artışlara müdahale etme hakkımız vardır. Ve bunun için elimizde enstrüman da vardır. Ha, devlet açısından bakalım. Şimdi geçen sene kur 4 dolarda. 100 milyon dolarlık da ithalatınız var. 100 milyon dolar çarpı 4, 400 milyonluk bir ciro vardı gümrükte. 400 milyondan devlet %20 vergi alır. Yani 80 milyon geliri vardı devletin her ay gümrükten. Bugüne gelelim. Yine 100 milyon dolarlık bir şey var, ithalat var. Çünkü nüfus da artıyor. 100 milyon dolar bugün kurla 530 milyon TL eder. Bunun %20'si de 106 milyon. Yani devlet oturduğu yerde geliri 80 milyondan 106 milyona çıktı. Döviz artışından. Evet. Bunu kompanse etmiyor. Az önce siz çok güzel bir şey söylediniz. Özellikle tüp gazı altını çiziyorsunuz 12 TL diye. Evet, konuştuk ama 2 dakika konuştuk, 3 gün konuştuk. Niye? Çünkü şu an tüp gazı evde sadece yemek pişirmek için kullanıyoruz ve belki de 2 ay daha o gazımız bitmeyecek. Ama kış geldiğinde ben iddia ediyorum, bu sene konuşacağınız en büyük konu şu olacak: hava kirliliği. Çünkü insanlar gazla ısınmak yerine soba kurmaya başlayacak. Soba evlerini kurmaya başlayacak. Dolayısıyla ısınacaklar bu aynen şekilde. Böyle. Çünkü ve çok pahalı şu anda. Bunun çıkarttığı duman Lefkoşa'da da Girne'de de kendini hissettirecek. Tüm bölgelerde hissettirecek. Çünkü siz bir insanı sıkarsınız ama o insan yaşamak zorundadır. Isınmak zorundadır. O masaya yemek koymak zorundadır. Çocuğunu okutmak zorundadır. Sağlık hizmeti almak zorundadır. Siz insanlara bunları ulaşamayacağı noktalara taşırsanız bu insanlar kendi çözümlerini üretmek zorunda kalacak günün sonunda. Dolayısıyla siz
barınma hakkını ucuzlatmazsanız sosyal konutlarla, ki bugün Türkiye bunu özellikle TOKİ ile çok iyi başardı. Devletin de bugün elinde bir hayli kamu malları var. Bu malları artık ona buna uzun kiralamaya vazgeçsinler. Desinler ki arkadaşlar biz, örnek veriyorum tamamen, Alayköy'e, işte biz atıyorum Mor Menekşe'ye veya Güzelurt'un bir bölgesinde işte Yedidalga'ya sosyal konutlar yapıyoruz. Geçmişte olduğu gibi 25 yılda vade yapıyoruz. Bütün gençler gelin, siz lütfen bunları yazıp yavaş yavaş ödeyin. Böylece de gidip şeyinizi almayın. Yani bir ev daha borçlanıp da, çünkü bir insan, yeni evlenecek bir insanın 50 bin sterlin 400 bin TL'yi bulup ödemesi 10 yılda korkunç bir rakam. Evet. Dolayısıyla evet, devletin şu an için yapabileceği çok şey var ama dövize karşı yapabileceği herhangi bir şey yoktur. Peki neden o zaman belki hükümet yetkilileri bir takım şeyleri düşünüyorlar ama harekete geçmemelerinin nedeni nedir size göre? Yani evet, sizin şu anda yorumladıklarınızı bir şekilde hükümette olan birçok insan, ekonomik anlamda da kendini geliştirmiş olan birçok insan olduğunu, yetiştirmiş olan insanlar olduğunu da biliyoruz. Yani bunlar düşünülmüyor mu? Şimdi bir şey söyleyeyim size. Konuyu aslında bir örnekle açılayım. Bir evi nasıl yapıldığını biliyorsunuz değil mi? Tarif edebilirsiniz. Yani önce kazılır, temeli dökülür, atılır falan. Tuğlalar örülür, her şey. A'dan Z'ye anlatabilirsiniz evi nasıl yapılacağını. Peki ben size demir versin, beton versin, evi yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Şu an hükümetin durumu bu. Pratikte olmadıkları için konuşma ve çözüm üretme konusunda sonsuz bir tecrübeye sahipler. Konuşurlar, çözerler, bağlarlar. Ama eylem yoktur çünkü pratikte yokturlar. Yani bugün çıkıp ev alanının karşısında şöyle yapacak, böyle yapacak, bu bir çözüm değildir. Fiziki olarak ne yaptıkları da önemli olan. Evet, insanların beklentisi daha net çözümler. Çünkü mesela geçmiş dönemde, hemen kestim sözünüzü. Geçen günlerde daha doğrusu Başbakan Erdoğan kabine üyeleriyle basının karşısına geçti. Alınacak, aldıkları ya da ekonomik önlemlerle ilgili bir toplantı düzenledi. Ama toplantı sonucunda ne yazık ki beklentiler o yönde değildi. Aynen öyle. Halka yansımadı çünkü. Şu an ben belki biraz farklı konuşacağım ama şu an benim hükümetimin genel ekonomi içerisinde kendi vatandaşının yaşam kalitesini sürdürebileceği ivedil önlemler alması gerekiyor. Yani bakın, şu an tartışılan konulardan bir tanesi yabancıları, yatırımcıların buraya gelmesi için ikinci ev satın alanına izin vermek. Bu çok eskiden yapılması gereken bir şeydi. Hemen yapılmalı bence. İstediği kadar vermeli. Ancak bu tip açılımlar ekonomiye parayı sıcak olarak soksa da, girmesini sağlasa da, daha sonra bu para bireyin cebine çok uzun vadelerde süzülüp girer. Yani o ekonomi temelde bu yasaların değişmesiyle 3 yıl veya 5 yıl gibi orta ve uzun vadeli ölçeklerde sizin cebinize yansır, bireyin. Hükümetin oturup burada genel sektörel çözümlerle birlikte ben kendi vatandaşımı nasıl minimum zarar görerek bu süreçte yaşatabilirim diye düşünmeli. Burada iş insanları da bir masanın parçasıdır, oturmalılar. Yasaklayıcı, önleyici veya benzeri her türlü uygulamadan vazgeçmeliler. Serbest ekonomiye karşı bu direnç göstermemiz zaten komik. Çünkü yarın Avrupa Birliği'ne girseniz ne yapacaksınız? Serbest ürün dolaşımında ne diyeceksiniz? Yok, ben bu ürünü sokmam mı diyeceksiniz? Böyle bir dünya yok. Ama çok üzülerek söylüyorum. Şu an euro bu kadar artmış olmasına rağmen hala daha güneye kayan bir ekonomi var. Çünkü bu kadar artmış olmasına rağmen, altı noktasına gelmesine rağmen. Demek ki diğer tarafı cazip kılan hala bazı unsurlar var. Dolayısıyla insanlarımızın bir kısmı da oradan alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Hemen bu noktada yine Başbakan Erdoğan'ın açıklamasında Türkiye yetkililerinden randevu talep ettiklerini söyledi bir şekilde. Neyi getirecek beraberinde bu durum? Çünkü Türkiye'den, az önce de söyledim aslında konuşurken birazcık arada kaynadı. Türkiye'den döviz konusunda atılan bir adım yok çünkü onları direkt olarak etkileyen bir durum yok. Evet, Türk lirası kullanan bir ülkeden söz ediyoruz, pazarlardan söz ediyoruz, her bütçeye uygun olan bir sürü gıdadan söz ediyoruz, koca bir Türkiye pazarından söz ediyoruz. Ama biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baktığımız zaman halk olarak ne yazık ki dövizin yükselişinden çok fazla yara alıyoruz. Şöyle, bir kere Türkiye ekonomisi, şu an isterseniz bir kameraman alın, beraber Türkiye'ye gidelim, sokakta gidip tek tek röportaj yapalım. Dövizden haberleri bile yoktur.
umurları da değildi. Çünkü 70 milyon ekonomisi, evet onlar da döviz tarafından etkilenmektedirler ama birey hane cebine bizim kadar değil, bizim en azından. Kadar değil. Yani evet. Onların çok ciddi bir TL hacimli ekonomileri vardır ve hiçbir ev kirasını, yani çok 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 lüks, yani İstanbul'un Etiler dışında çok lüks yerler haricinde hiçbir kirayı döviz bazlı bulamazsınız. Hepsi TL bazlıdır. Araç satışlar, bunlar hep TL bazlıdır bunlar. Dolayısıyla bizim ülkemizde şu an kur 6.80, sabah 7 ise biz anında etkileniriz. Biz anında etkileniriz. Ben Erurman'ın Türkiye'ye ziyaret sebebinin muhtemelen bütçenin artırılarak bir kaynak istenmesi yönünde olduğunu düşünüyorum. Bu kaynağı da direkt olarak ekonomiye aktarmayı hedefleyecektir. Kredi olarak veya borç olarak veya kompansi olarak, ama yine söylüyorum. Ekonomide iki tane önlem almalılar. Birinci önlem, makroekonomik olarak gelecek 3 yılı planlayıp sektörel bazda ülke ekonomisi büyütmek. İkinci, birey hane halkını düşünerek hareket etmeleri. Bu birey hane halkını düşünerek eğer çözüm üretmezlerse maalesef ve maalesef 3 şey bekler bizi. Bir, göç. Öyle. İki, ciddi iflaslar ve işsizlikte büyük bir patlama. Evet. Üç ve en kötüsü, ülke ekonomisinin sürdürülemez bir yapıda toplu olarak iflası. Bu en korktuğumuz şeylerden biri. Ama böyle bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Enteresandır, biz her ne kadar ekonominin kötülüğünden bahsetsek de mesela emlak fiyatları veya konut fiyatları hala hiçbirinin ucuzlama görmüyorsunuz. Mantıken dersiniz ya, bu ülkede bu kadar kriz varken neden emtianın fiyatı düşmez aşağı? Araba fiyatı düşmez, arsa fiyatı düşmez, ev fiyatı düşmez. Neden? Yani çünkü bildiğimiz kadarıyla sizin, aynı değil mi? Aynen öyle. Çünkü sizin bu ürünlerinizde yurt dışından talep var. Yani bugün bir İngiliz için adaya gelip 150 bin pound'a bir ev almak demek çok komik bir şey. Çünkü adamın İngiltere'deki dairesi zaten 400-500 bin pound. Gelip buradan ev almaya devam ediyor. Ama sadece tek başına inşaat sektörü bütün ekonomiye katkısı olumlu olsa dahi birey halkının cebine girene kadar uzar. Sizin yaptığınız her evi satabiliyorsanız demek ki sizin önceliğiniz bu evin fiyatını düşürmek değil. Siz bu evi yukarıda tuttuğunuz sürece de, yani 50 bin ya 100 bin ya tuttuğunuz, çünkü onda maliyetleri var tabii ki. Hı hı. Bu sefer senin yerel halkın, yani senin vatandaşın, orta ölçekli vatandaşın, orta kesimin o evi alamaz. Alamadığı zaman da iki şey yapar. Bir, kiraya girer 300 pound ödemeye başlar. Sonra sivri akıllının biri çıkar der ki o çocuğa, niye kiraladın abicim bunu 300 pound'a? Keşke ev alsaydın, kira ödeyeceğine taksit ödedin. Bir hesaplayın bakayım. Çocuk bu sefer 300-600 pound taksit ödemeye başlar. Evet. O evde 10 yıl kalsaydı 30 bin pound kira ödeyecekti. Çocuk 10 yılda 65 bin pound faiziyle verildi. Ana para öder. Acı gerçekler bunlar. Aslında. Dolayısıyla siz bunları çözmediğiniz sürece, artık ben diyorum ki öyle çözüm üretmeliyiz ki bir global ekonomimizi geliştirmek için, bir de sen artık vatandaşların için, vatandaşlarının yemesi, içmesi, barınması, eğitimiyle ilgili önlem almalısın. Bugün bakıyorum otellerimiz dolu, onların da büyük problemleri var. Şu an hem Türkiye ile hem Avrupa ile ciddi rekabet içinde bırak otellerde. Çünkü oldukça çok yatırım yapıldı. Her şey dahil fiyatlarına otel satmaya çalışıyorsunuz. Uçak bilet fiyatlarımız da ona gelecektim. Uçak durumda. Uçak biletleriniz pahalı. Siz bir otel düşünün, 1000 yataklı. 1000 kişi geldi. Bunlar hepsi sabahtan domates, yani bir şey yemek istediler. Siz nasıl, hangi fiyatla satacaksınız? Yani şimdi haftada bir iki mutlaka herkes restoran, yani ayda bir iki veya haftada bir son iki. Son ekonomik koşullarda maalesef ayda haftada oldu, değil ayda, ayda falan oldu. Olabiliyor. Yemeğe abi. Gidiyoruz, meyhaneye gidiyoruz. Yani ben de arkadaşlarla haftada bir çıkmaya çalışırım. Hı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Kişi başı 60'lardaydık. 70'lere çıktık. 90'lara çıktık. Şimdi 100 verdiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Diyoruz ki yaşımız ileride yemeği mi abarttık? İçkiyi mi abarttık? Yoksa hayır. Adam diyor ki şu ürünlere diyor. Hepsine birden zam geldi. Yani etin 60 TL'ye satıldığı bir yerde ki gidip eğer köylere sorarsanız canlı hayvanın kilosu kaç para, aradaki uçurum göreceksiniz. 20 lira 25 lira belki de, ama ta önüme gelsin oluyor 60 lira. Diğer taraftan zebze meyveyi söyledik. Yani nerede baksanız bu bizi şeye götürüyor artık. İstokçuluk vardı bir zaman aslında 90'larda. Yani alırdınız ve ettirdiniz, enflasyondan fiyat yükselirdi. Ona göre satışa kordunuz. Buna gidiyoruz şu an. Evet. Ve devletin bu saydığım her türlü şeye
müdahale etme hakkı var. Hem de yasa gücüne kararnameyle. Niye yasa gücüne kararnameyle? Çünkü bu ekonomik olarak bir olağan hal aslında. Yani şu an çok ciddi bir olağan hal var. Yani Türkiye'de geçirildiği özel... Şu an ekonomik için de olağan bir hal söz konusudur. Anında tedbir alması lazım. Yani düşünüyorum, düşünüyorum diye gelin 10 kişi, 20 kişi, sektör temsilcileri bunu ivedilikle çözmeliyiz. Benim vatandaşım maaşının %15'inden fazlasını gıdaya ayırmamalı. Şu an bizim maaşlarımızın %90'ı gıda, barınma, eğitim. Giyimi zaten geçtik. Tatili artık farkındaysanız hepimiz kendi ülkemizi tanıyıp kendi ülkemize kalıyoruz ki bana göre en doğrusu bu. Bir yerde bir tuhaflık var. Ha, bu bütün halkın kısmı için değil. Tabii ki şu an planlı yaşayan iyi insanlarımız da vardır. Yatırımda yaparlar, kârda ederler. Onlara sözüm yok. Benim söylediğim kısım orta ölçekli orta kısım. Direkt, ve evet. Orta direğimiz maalesef şu an daralmakta. Maalesef kimse yukarı değil, aşağı inmek. Sayın Saydam, bir markete gidiyorsunuz. En ufak örneği ekmek, yoğurt, yumurta. Yani böyle çok zaruri, hani günlük tüketebileceğiniz. 30 TL, 40 TL. En azından evet, yani 30, evet. 40, 50, 60 hatta böyle verip çıkıyorsunuz. Ve dolayısıyla gerçekten hükümet yetkililerinin artık tüm bunları dikkate alması gerekiyor. Mesela geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği eylem çağrısında bulundu. Hatta hükümete bir hafta süre tanıdı. Bundan sonraki süre içerisinde ben öyle düşünüyorum ki elbette felaket tellallığı yapmak değil niyetim ama tüm sektörler için çok ciddi bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla illa grevler, eylemler olacak. Ondan sonra mı bir takım önlemler alınması gerekiyor? Hükümetin gerçekten ciddi anlamda bu süreçte hem ülke halkını, vatandaşını, hem iş insanlarını, sektör temsilcilerini, herkesi düşünerek ciddi adımlar atması doğru. Gerekiyor. Daha ne bekleniyor aslında? Ben onu da merak ediyorum. Şu an mesela deseler ki hükümet değilsin, başka hükümet kurulsun. Ben ona da karşıyım. Sebebi de şudur. Gelen gidenden farklı bir şey yapmayacak. Burada artık bir konsensus sağlanıp herkesin oturup akılcı bir mantıkla ekonominin gerçekleri ortaya konularak, yani bir sonraki hükümet bu hükümet fark etmez. Çünkü başka bir hükümet bulursa da bunlar ortaklar olacak. Sonuçta ne fark edecek? Hiçbiri şu an tek başına iktidar değil. Dolayısıyla bir an önce çözüme gitmeli lazım. Eğer hala oyalanırsak da günün sonunda çok ciddi şekilde, bu arada grevdir, odur. İstediğimiz kadar grev yapılsın, istediğimiz kadar yürüyüş yapalım. Şu gerçeği değişmeyecek. Bir şey yapılmadı. Eğer onları yaptırma zorlamak için, ki bir de öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki şu an tam... Ama ülkemizde etkili oluyor çoğu zaman. Buna da şahit oluyoruz. Doğru. Mesela şimdi geçtiğimiz günde de yaşanan bir şey. İstanbul Henley Havalimanı'nda grev yaptı. Güzel. Sesini duyurdu. Olan sizin turizminize vurgun oldu. Kas çalışanları değil mi? Onların yani yaşadıkları bir yani, mağduriyet var. Dolayısıyla siz bu eylemleri yaparken öyle bir eylem yapmalısınız ki ülkedeki şu an yaz dönemi içinde yaşanan bu olumlu bazı girişlerinde önü kesmemelisiniz. Ama hani ille mi eylem? Evet, eylemse eylem yapılacak. Peki bu eylemden sonra ne değişecek? Eğer bir şey değişeceksaydı onu değiştirecek, onlar şimdi de bunu değiştirebilirler. Anlatmaya çalıştığım da bu. Evet, yani bunlara gerek duyulmadan şu an geç bile kalındığını düşünüyoruz. Aslında bu konuda da hemfikiriz sizinle. Bir takım adımların ciddi anlamda atılması gerekiyor. Evet, Türkiye yetkilileriyle görüşülecek, randevu talebinde bulunuldu. Tamam, onlar da gerçekleşsin ama ülke olarak bizim kendi ülkemizde alınması gereken, az önce de sizin sıraladığınız o önlemlerin üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türk liranın değer kaybı devam edecek. Bu yükseliş edecek. Devam edecek değil mi? Sizin öngörünüz nedir? Sterlin 7'yi, yani 7'yi çok rahat devirecek zaten sterlin. Hatta 8 TL'ye doğru yani, gidişe doğru geçecek yönünde açıklamalar var. Şu an en büyük kırılım zaten dolarda yaşandı. Yani dolar neredeyse 4 ay içinde 1 TL arttı. 1 TL arttı. Yani oturduğu yerden yarattığı maliyet çok yüksektir. Buna paralel de tüm tabii ki İthalata bağlı ürünlerimizde artış oldu. Bunlar da üretime yansıdı. Üretim de pahalandırdı. Devlet bunu kompanse edebiliyor mu? Edebiliyor. Yani Serdar Denktaş'ın geçen de çok güzel bir açıklaması vardı. Doğruya doğru. Fiyat İster Fonu'ndan biriken fonu belli anlamda işte akaryakıtı diğerlerini fonlamak için aktardı. 1980'lerde kurulmuştu Fiyat İster Fonu. Ve günü geldiğinde de başarılı bir şekilde kullanılmış oldu. Ama eğer hükümet şu an, işte bazen de diyorum ki ya, bir şey düzeltmeye çalışıyorsunuz. Başka kısım bozuluyor. Başka kısmı düzeltmeye çalışırken diğer kısım. O zaman bakıp marjinal faydayı bulacaksınız. Diyeceksiniz ki arkadaşlar ben bu yasa yapıyorum. 8 tane kişi buna olumlu diyor. 3 kişi de olumsuz diyor. Kusura bakmayın 8 3'ten büyüktür.
Dolayısıyla ülke menfaati için bunu yapmak zorundayım demeli artık. Yani o yasak, bu yasak, şunu yapmak yasak. Ya da şöyle bir açıklama, elimizde sihirli değnek yok, müdahale edemiyoruz. Yani bunlar da artık halk tarafından da doğru bulunmuyor. Dolayısıyla eleştiriliyor. Artık hükümeti belki programda çok fazla yüklendik. Özellikle yok. Bu ekonomik krizle ilgili olarak ama çünkü önlem alınması gereken, alması gereken kesin hükümet. Şimdi hükümetin aşırı bir talihsizliği oldu. Bu seçimlere girerken hepsinin manifestoları belliydi. Ekonomi manifestoları zaten fazla bir şey yoktu ama hiçbir kimse de böyle bir patlamayı beklemiyordu. Hangi hükümet olsaydı aynı sorunla aynı karşı karşıya kalacaktı. Ama bu kadar da şeysiz kalmayacaklardı, donuk kalmayacaklardı. Yani şu an ben hala bakıyorum işte ne bakan be mesela Turizm Bakanı geçen açıklamasını duydum. Uçak biletleri için THY'nin buraya sefer artırması. Ya bunun görüşülecek ama bir şey yok. Ama bir sene sonra olacak yani, daha bu. Biliyorsunuz Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde Cumhurbaşkanımız Akıncı gündeme getirdi. Açıklama İBB da yapıldı. İBB yapılması gereken bir şey. Gerekirse çok bir uzak. Uçak firmasıyla anlaşılıp alternatif yapılması gereken bir şey. Az önce söylediğim yasal düzenlemeler çok açık söyleyeyim size. Şu an çok bürokratlarımız da, iyi bürokratlarımız da var. Mesela şu an maliye müsteşarımız oldukça iyi bürokratlarımızdan biri. Bence maliye bürokratlarımızın başındaki olan sayın müsteşar istese veya şey olsa, direktif alsa bu anlattığımız gümrük mevzuatındaki veya iç pahalılıktaki yasaların değişmesi için herhalde 72 saat oturup kendi ekibiyle çalışıp yeterlidir yani 73 saat değil. Ama söylediğim gibi kendi ekonomik bütçelerini düşünüyorlar. Bütçede açık vermemeye çalışıyorlar. Çok büyük bir gelir kapısı var gümrük hatlarında ve gerekli önüme dağılmıyor. Ben de diyorum ki barınma, gıda bunları anında ucuzlatmalıdırlar. Bunlar için de ellerini... Yani ben çok açık söyleyeyim size. Tapu harçlarında indirim. Yapmayın ya, yapmayın. Zaten tapu harcındaki indirimden yararlanmam için 50 bin poundluk evi almam lazım. Ama ben zaten alacak güçte değilim şu ve anda. Şöyle düşünün, öyle bir algı yaratıyorlar ki... Ekonomi kötü diye evet örnek veriyorum %10 olan tapu harcını %5'e düşürdük. Bu sefer siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Aa %5 ucuzlamış koşturuk alalım. Ya ucuzlayan harç hala 50 bin pound o malın değeri. Aynen. Dolayısıyla bana çok geliyorlar abi işte ev almayı düşünüyor falan. Oturuyorum ne kadar maaşlarım bu kadar. Kiraya gitsen abim 300 pound'a kalacaktın. Evet abi 120 ayda ödeyeceğin kira 36 bin pound. Sen bu ev alırsan ödeyeceğin 72 bin pound. Bak 10 yılda kira ödeyerek sana 30 bin pound biriktiriyorum. Ben evi almaktan vazgeçiyorum diyor. Matematiği bu çünkü. Yani tabii ki emlakçılarında, sektöründe şöyle bir mantığı var. Pazarlama mantığı. Kira öder gibi ev sahibi olalım. Yok öyle bir dünya. Yok. İşin içine girildiği zaman böyle olmadığını yaşayanlar çok iyi bilecek. Siz de anlattınız aslında. O yüzden aslında. Hükümetin, ben yani eleştirisel yaklaşıyorum. Çok ciddi şekilde ve ivedi kanun hükmünde kararname ile iç piyasayı ucuzlatacak... Önlemleri peş peşe çıkartması lazım. Yapmazsalar da buna bir açıklama getirmeleri lazım. Sihirli değnek ellerinde var. Yok değil. O zaman bu açıklama aslında bir anlamda önemini zaten yitiriyor. Ki zaten tabii yitirmişti ki. Bana göre. Evet dövizde müdahale edemezler. Tamam para da basamayık. Yani o da tamam. Ama benim halkımın geçim standartlarını ve parasının alım gücünü korumak için belli başlı tüketim kalemlerinde fiyat ucuzlaşmasına gitmeye ciddi şekilde şeyimiz var, gücümüz var. Peki halka ne gibi bir çağrınız olacak bu süreçte bir ekonomist olarak? Çünkü ister istemez halk çok tedirgin, vatandaş gerçekten tedirgin. Ne olacağını düşünüyor, borcunu, harcını nasıl kapatacağını düşünüyor. Hatta yarını nasıl bir şekilde yaşayacağını düşünüyor. Açıkçası evet, nasıl bir öneriniz olacak? Yüksek bir borçla şu an savaşanlar... Eğer ki ellerinde satılabilebilen bir değerleri varsa bunu satıp bu borcu olabildiğince özellikle dövizli borçlarsa hafifletmeye çalışsınlar. Eğer dövizin yükselişinden korkup TL'ye döneceklerse ama borçlandıkları rakamın vadesinden 2 yıldan fazla geçmemişse iyi düşünsünler. Çünkü sterlinde 7-8 iken 8-9 iken yıllık faiz Türk lirasında şu an %20'ler konuşuluyor. Dolayısıyla iyi düşünülmeli. İsterlin hangi noktaya kadar çıkarsa hala kârda olduklarını bankacılar tarafından öğrenmeler. Ve kimse halkım yani hep söylediğim şey zaruri olmadığı sürece borçlanmaya gitmesinler. Şundan vazgeçsinler. Benim oğlum evleniyor bir evci olsun aldık borçlandık. Yapmayın. Yapmayın. Hesaplayın diyorum. 120 ayda vereceğiniz kirayla satın aldığınız zaman bir emtiayı doğacak olan
maliyet arasında en az %50 fark var. %60'lara var belki de. Daha mı iyi o yıllar içerisinde siz paranızı biriktirin, toplu bir alıma gidin. Belki bu arada söylediğim gibi devlet de hakka niyet olan ve insanların barınma hakkını yapan bu sosyal, çünkü hep söylüyoruz artık birinin yapması lazım bunu. Çünkü nüfusumuz patladı. Sığınacak yerlerimiz yok. Dolayısıyla bunlar olduğu sürece, çünkü ben en basit bir şey söylüyorum. Nüfus artıyor, talep yükseliyor, ortaya koyduğumuz arz kısıtlı. Dolayısıyla fiyatlar hiçbir sektörde aşağı gelmiyor. Ona bakarsanız her gün lüks araç satılıyor Kıbrıs'ta. Yani bir kesim var yaşayan, bir kesim de var yaşamaya çalışan. Biz yaşamaya çalışan özellikle dıştan gelen insanlar değil, benim kendi halkım. Çünkü ben artık ülkemde yavaş yavaş misafir konumundayım. Ekonomik anlamda söylüyorum. Nüfus sayısı olarak söylemiyorum. Ekonomik anlamda biz misafiriz şu an artık. Dolayısıyla altını çiziyorum. Bunu ekonomi anlamda söylüyorum. Yani yaşayan nüfus çoğunluğuna göre söylemiyorum. Dolayısıyla ben halkımı, kendi halkımı hayat kalitesini yükseltmek için bu müdahaleleri yapmak zorundayım. Evet, korumak. Hükümetin evet en birinci görevlerinden bir tanesi kendi vatandaşını korumak. İlla da güvenlik ve askerle değil. Kesinlikle, yaşam kalitesini kesinlikle, korumak. Kesinlikle. Sayın Saydam, bizler çok teşekkür ediyoruz. Süreyi hiç fark etmedik ama biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Elbette çok önemli konulardı aslında değerlendirdiğimiz. Size de iyi çalışmalar diliyoruz aynı zamanda. Çok sağ olun. Ve sayın seyirciler, böylelikle Gündemin İçinden programının bugünlük de burada sonuna gelmiş olduk. Ve ekonomist Sayın Mehmet Saydam bizlerle birlikteydi. Ne yazık ki aslında ekonomide son dönemde yaşadığımız Türk lirasındaki hızlı eriyiş ve dövizin yükselişi karşısında Sayın Saydam'ın değerlendirmelerini sizlerle buluşturduk. Elbette aslında vatandaşa da bir çağrısı da vardı. Özellikle mecbur olmadığınız takdirde bu süreçte kesinlikle borçlanmayın diye bunun da altını çizdi Sayın Saydam. Ve bu süreçte bence çok dikkat edilmesi gereken bir unsurdur diye düşünüyorum. Bizden ayrılmayın diyoruz efendim. Çünkü bizler farklı konu ve konuklarla yeniden sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.